Selamlar uzun zamandır görüşmedik çünkü tatiller girdi araya ee, biraz tembellik yaptım açıkçası kendim yazılara verdim daha ziyade bülten yazılarıma video podcast üretmedim biraz gittiğim ortamlarda çok uygun değildi böyle şeyler yapmaya fakat uzun zamandır sonra ilk kez bugün bir videoyla bir podcast ile karşınızdayım ve konumuz işsizlik dehşet bir işsizlik var ne yazık ki ee, Avrupa Birliği'nin OECD'nin en yüksek genç işsizliğine sahip ülkesiyiz. Rakamlar ne kadar doğru ondan da emin değilim açıkçası. Çünkü biraz iş aramayı bırakanlar da çok. O da biraz gizli bir işsizlik yaratıyor gibi gözüküyor. Geçenlerde denk geldiğim bir araştırmaya göre Türkiye'de çok sayıda genç iş aramaktan ümidini kesmiş durumda. Ne iş arıyorlar ne okula gidiyorlar. Annelerin babaların yanında öyle bir hayat yaşıyorlar. Konusu gençler değil. Aslında her yaşta işsizlik büyüyor. Bu koronavirüste ne yazık ki bu işi daha da kötüleştiriyor. Elbette devletimiz, hükümetimiz bu konularda mücadele ediyor ama çok da kolay değil. Bütün dünyada ciddi bir işsizlik dalgası var. Bu işsizlik dalgasının iki sebebi var. Birisi işte koronavirüs gibi değişkenler, konjektürel konular yani gelip geçici konular diyelim. Bir kısmı ise yapısal. Yapısal da çünkü işte dijitalleşme var, iş şekli yapma şekilleri değişiyor. Amerika'ya bakıyorsunuz teknoloji firmaları inanılmaz değerlenirken fiziksel üretim firmaları değeri hep azalıyor. Daha çok iş dijital platformlara doğru kayıyor. ...işte yapay zekalar, blockchain'lerde bir sürü mevcut işi ortadan kaldırıyor. Yeni iş imkanları belki yaratıyor ama... ...hem o yaratılan yeni iş imkanları sayısıyla az açıkçası... ...hem de e, pek çoğumuz o yeni iş imkanları için doğru eğitimleri, doğru hazırlıkları almış değiliz. Peki ne yapacağız? Ümitsizliğe mi kapılacağız? Hayır, kapılmayacağız tam tersine. Bir yandan da inanılmaz fırsatların olduğu bir dünya var karşımızda. Çünkü bugün artık bir bireyse, birey olarak bir şirkete büyük bir paraya, büyük bir sermaye ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz ve bayağı iyi para kazanabileceğiniz sabrederseniz, iyi çalışırsanız alanlar var. Benim bu konuda bugün size bazı basit önerilerim olacak. Birinci önerim şu. Bugün herkesin ihtiyaç duyduğu somut bir beceriye sahip misiniz? Şimdi somut beceriden kastım nedir? Mesela harika video editing yapıyorsunuzdur veya müthiş bir elektrik tamircisinizdir yani elektrik teknisyenizdir veya ses tam anlıyorsunuzdur ses kaydı nasıl iyi olur bunu nasıl düzeltebilirim grafik tasarım yapabiliyorsunuzdur logo tasarımı yapabiliyorsunuzdur İyi fotoğrafçısınızdır her türlü beceri ele yaratıcılığa zekaya dayalı her türlü beceri bu becerilerden bir tanesine sahipseniz ve bu konuda gerçekten iyiseniz Pek çok platform var. İşte Türkiye'deki Bionluk gibi, Amerika'da benim de yatırımcısı olduğum Upwork gibi, Fiverr gibi pek çok platform var. Veya yine Türkiye'den Armut gibi. Bu platformlar üzerinde becerilerinizi e, tanıtıp, bu becerilerinizi şirketlere ve bireylere satma şansınız var. Üstelik uluslararası platformlardan yurt dışındaki insanlara da bunları satabilirsiniz. En azından dijital olarak uzaktan yapılabileceklerden bahsediyorum tabii bu bence müthiş bir fırsat dünyası. Tabii ilk başı kolay değil e, çünkü çok rekabet var orada da bir müşterinin sizin işinizi çok iyi yaptığına ikna alması bir zaman alacaktır. Belki sizin biraz bir ön hazırlık yapmanız lazım. Mesela grafik tasarımcıyım diyorsanız müthiş bir portföy kurmanız gerekiyor. Ben elektrik işlerini iyi anlıyorum diyorsanız belki bir YouTube kanalında elektrik tamiratı konusu neler yapabileceğinizi çok iyi anlatan içerikler üretmeniz lazım. Yani başı biraz zaman alıyor açıkçası ve emek alıyor. İlk müşteri kazanmakta kolay değil. Ama ilk müşteriyi memnun ederseniz ve bu memnuniyetin sonucunda o sizi başkalarına tavsiye etmeye başlarsa o zaman da önünüz süper açık oluyor. Türkiye'de ben hem işte yeni modern beceriler, dijital beceriler, video, ses buralarda fırsatlar görüyorum. Hem de bizde klasik ustaların çoğu az eğitimli açıkası. E, pek çok hayatta işte müşteri ilişkisi gibi, disiplin gibi eksikleri olan insanlar arasından çıkıyor maalesef. Oralarda da yine boşluklar olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir beceriniz varsa bu becerilerinizi biraz daha geliştirerek belki bu platformlarda paylaşıp kendinize bir gelir yaratma şansınızın olduğunu düşünüyorum. Burası ilginç bir alan bence. Ciddi bir alan yaratıyor. Eğer böyle bir beceriniz yoksa da bu beceriyi belki geliştirebilirsiniz. Meraklı olduğunuz, yapmaktan hoşlandığınız herhangi bir alan ciddi bir beceriye, bir gelir kaynağına dönüşüyor olabilir belli bir mücadeleyle. İkinci önerim veya sorum size başkalarına öğretebileceğiniz bir şeyiniz var mı? Şimdi e, işte bu koronavirüsün en büyük etkilerinden bir tanesi okullar kapalı. Bakın bu sene de geç açılıyorlar. O yüzden insanlar dışarıdan eğitime çok önem vermeye başladılar. Aslında sadece koronavirüsle de ilgili değil bu. Bu dünyadaki hızlı değişim karşısında okullar yeterli olamıyorlar. O yüzden insanlar alternatif platformlardan, okul dışı platformlardan eğitim almak istiyorlar. Hem de dünya o kadar hızlı değişiyor ki sürekli kendi geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmış durumda. Bundan dolayı da pek çok insan alternatif kanallara eğitim almaya gidiyor. Nedir bu alternatif kanallar? YouTube gibi işte video platformları, podcast platformları, işte bizim de şu anda beraber olduğumuz platformlar gibi yerler. Veyahut da Udemy, Udacity gibi dijital eğitim platformları. Bütün bunlar şu anda birer bireyin kendi eğitimlerini başkalarına pazarlayabildiği ortama dönüşmüş durumda. Bu tip platformlara girip bu platformlarda e, iyi olduğunuz konuda eğitimler, dijital eğitimler vermeye başlayabilirsiniz. Ve biraz da yapım becerileriniz, prodüksiyon becerileriniz varsa yani video üzerinden bir eğitimi iyi bir video ile ses üzerinden eğitimi iyi bir ses kaydıyla verebiliyorsanız o zaman gerçekten önünüz açılıyor. İlk başlarda aynı birinci maddede olduğu gibi burada da zorlanıyorsunuz. İnsanlara eğitimlerinizin iyi olduğuna, sizin bu işi iyi yapacağınız ikna etmeniz biraz vakit alıyor. Ama yeterli çabayı ve emeği gösterirseniz neredeyse hiç sermaye olmadan, hiç para olmadan e, doğru şeyler yapabiliyorsunuz. Yeter ki sizin anlatacağınız, başkalarının öğrenmek isteyeceği bir beceriniz olsun. Herhangi bir şey olabilir bu. İyi fotoğraf nasıl çekilir? Yabancı değil. İşte müşteri deneyimi nasıl düzeltilir? E, para nasıl kazanılır? Bitcoin'e yatırım nasıl yapılır? Bunların hepsi eğitim açık alanlar ve inanın bana Türkiye bu konu çok kısır şu anda bu tip içerikler konusunda olanların çoğu kalitesiz, olanların çoğu sadece reklam almaya dayalı e, uzun anlamsız modüllerden oluşuyor. Gerçekten kaliteli bir içerik üretirseniz bence bu tip platformlarda mesela Udemy'de, Udemy aynı zamanda bir Türk'ün kurduğu bir platform. Bayağı para kazanma şansınız var diye düşünüyorum. Üçüncü konu ise başkalarına anlattığınızda onların ilgisini çekebilecek bir özelliğiniz var. mı? Yani ne bileyim ben küçük sihir numaraları biliyorsunuzdur. Çok güzel hikaye anlatıyorsunuzdur işte bir takım aktiviteleri çok işte fiziksel aktiviteleri çok iyi yapıyorsunuz. Mesela harika bir yogacısınızdır ve vücudunuz başka hiç kimsenin girmediği şekillere giriyor olabiliyordur. Veya da çok neşeli komik bir insansınızdır ve insanlara sadece komik hikayelerinizi anlatıyorsunuzdur. Veya dünyayı bu aralar dünyayı gezmek biraz zor ama en azından ülkemizi veya İstanbul'umuzu şehrimizi gezip buralardan harika hikayeler üretiyorsunuzdur. içerikler üretiyorsunuz bunu paylaşıyorsunuzdur. Burada da çok büyük ekmek var arkadaşlar. İnsanlar artık ana medyayı izlemiyorlar. Televizyonları izlemiyorlar. Burada sıkıcı buluyorlar. Sırf Türkiye'de değil bu dünyanın her yerine geçerli. Bunun yerine böyle alternatif yerlere gidiyorlar. YouTube'daki videoda inanılmaz izleniyor. Podcastler inanılmaz dinleniyor. Benim de e, içinde olduğum e-bülten yani belli bir konuda her gün veya işte belli periyotlarda düzgün yazılı içerikler yazıyorsunuz. Yazarsanız bunlar paylaşılıyor İnsanlara komik geliyor ama TikTok videoları mesela müthiş paylaşıyor ve buralarda e, anlattığınız şey ilginçse ve bunu ilginç bir şekilde anlatabiliyorsanız yani içerik kaliteniz vesairenize iyiyse hızlı bir şekilde takipçileriniz artabiliyor. Takipçiler artınca da bir sürü gelir modeli ortaya çıkıyor. Reklam gelir modeli, bir takım ürünleri satma gelir modeli bir sürü şey ortaya çıkabiliyor. O yüzden kendinize sormanız gereken bir soru anlatmam, anlattığımda insan ilgisini çekecek bir şey var mı? İlgisini çeker mi çekmez mi diye de fazla düşünmeyin. Deneyin bakalım. Belki de çeker. veya hatta zaman içerisinde öğrendiklerinize öğrendiklerinizi deneyin da ilgi çekecek şekilde anlatmayı ve ilgi çekecek bir içeriğe sahip olmayı becerebilirsiniz. O zaman da yine önünüz açılıyor ve bir anda yeni gelir modellerine kavuşuyorsunuz. O halde toparlayalım. Bir, bir beceriniz var mı? Başkalarına hizmet olarak sunabileceğiniz bunu sunun. Bunu platformlara yükleyin. Bu konuda kendinizi geliştirin. İkincisi, başkalarına öğretebileceğiniz bir şey var mı? Bir eğitim verebilir misiniz ve bunu online platformlar sayesinde yayabilir misiniz? Ve üçüncüsü de başkanına anlatınca ilgilerini çekecek bir şeyler var mı hayatınızda veya yaratabilir misiniz? Ve e, çok dar alanlardan bile başlayabilirsiniz. Yani ne bileyim ben kelebek koleksiyoncularına bir şey anlatın istiyorsanız e, eğer bunu İngilizce yapabiliyorsanız bütün dünyada aslında epey çok insanın ilgisini çekeceksiniz demektir. O zaman da yeni gelir modellerini yaratabilirsiniz. Yani değerli arkadaşlar toparlayayım, karamsarlığa kapılmıyoruz, yeni beceriler geliştiriyoruz ve bu üç konu üzerinden para kazanma fırsatını buluyoruz. İşsizlik bizden korksun, İşsiz de kalsak biz bir gelir yaratırız diye kendimizi önce bir inandırmamız lazım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen abone olun, bir like edin çok iyi olur. Artı abone olursanız benim sistemime, benim e mail bültenime ona da çok sevinirim. Altta linkte gerekli bilgiler var. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.